التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. Bir iki hafta kendi seçtiğimiz mevzular üzerinde konuştuk. Filvaki geçen hafta İslam'da siyasi nizamın eksik kalan kısmını, sohbetin bir kısmını anlatmakla geçirdiğimiz için harf inkılabının sene-i devriyesi dolayısıyla söylenmesi lazım gelen sözlerin çok azını söyleyebildik. Bizim en esaslı davalarımızdan birisi yazı değişikliğidir. Onu doyurucu bir şekilde anlatmak isterdim. Lakin birkaç haftadır hep kendi seçtiğimiz meselelere tahsis ettiğimiz için sohbetleri, bu hafta suallere cevap verelim. Müstakillen bir başka sohbette bu harf inkılabının nasıl bir facia olduğunu, milletle Kur'an kültürü arasına nasıl bir uçurum koyduğunu, bugünkü dejenerasyonun belli başlı amillerinden olduğunu ileride anlatma vaadiyle bu hafta çok sual biriktiğinden birkaç suale cevap vermek istiyoruz. Abdülaziz Bey, sıradaki suallerden sorabilirsin. Yoksa bunu anlatılmış saymayın. Evet. Üstad, bu cumartesi ya da bir başka cumartesi Filistin ve İsrail meselesiyle ilgili bir konferans yapabilir mi? Ve bununla alakalı olarak şu anki gelişmeler hakkında ne düşünür? Filistin'i biliyorsunuz, müstakil kitap halinde yazdım. Kitap okuma alışkanlığı zayıf olduğu için bu hususta bir konferans da faydalı olur. Fakat ben bu sohbetlere bile zor yetişiyorum. Çünkü elimdeki işler gecikiyor. Sadece cumartesi günlerini böyle konuşmaya tahsis etmekle kaldığımı sanmayın. Çalıştığım günlerde, diğer günlerde de uzaktan gelenler oluyor. Mecburen kalemi bırakıp onları dinliyorum. Ve bu son zamanda öyle bir kesafet peydah etti ki elimdeki okuyucuya vaat etmiş bulunduğum eserleri bitirmem imkansız gibi görünüyor. Onun için konferansa rağıp değilim. Bununla beraber yıl başında milletin büyük bir çoğunluğu menhiyatla meşgul bulunduğu bir zamanda hak ve hakikati terennüm etmenin azim hasenatına iştahım kabarık olduğundan yıl başında uygun bir salon bulunabilirse 4-5 saatlik bir konferans vermeyi düşünüyorum. Gençlik yıllarımda olduğu gibi 5-6 saat konuştuğum olurdu. O saatte bazı hak ve hakikatleri terennüm etmek istiyorum ve milletimizin ve ümmetin geleceğine dair ben çok ümitliyim. İnsanların çoğu karamsardır. Ümitsiz insan hamleli olmaz. Allah'ın rahmeti gadabına galiptir. Her halükarda mümin ümitli olmalıdır. Reca'ul mümin min imanihi buyurmuştur peygamber. Müminin iyimserliği imanındandır. Allah'ın rahmetine, merhametine güvenindendir. İnsanları bu karamsarlıktan kurtarmak için böyle bir konferans düşünüyorum. Müsait bir salon bulduk, ses düzeni yok. Çeşitli mahsurlar var. Başka bir salona talip olduk, daha belli olmadı. Eğer ciddi, kafi derecede kalabalığı istiab edebilecek bir salon bulursak, onu buradan size ilan edeceğim. O zaman
Filistin'de konuşuruz, Türkiye'de konuşuruz, bütün İslam aleminin geleceğinde konuşuruz. Siz bahtiyar bir nesilsiniz ki benim gibi gençliğinizi ümmetin kara kışında geçirmediniz. Sizin gençliğiniz ümmetin ilk baharına denk geldi. Sizin önünüzde yaz var. Sizin İslam adına çalışmanız kolaydır. Bundan sonra kolay kolay İslam adına çalışan insanlara bela gelmez. Nadirattandır. İslam adına ağzını açtığın zaman savcılar yapanı yakana yapışıyordu. Ben 80 ihtilalinde Türkiye'yi terk ettiğim zaman 36 tane ağır cezada davam vardı. Belki Cumhuriyet tarihinde rekordu. Bugün böyle bir şey olmaz. Aynı şeyleri söylesem bile olmaz. Onun için bu mevsim değişikliği sizin şansınızdır. Lakin sağlam rehberlere malik olamayıp dini yanlış anlatan ve bu anlatmayı da zaman icabı olan bir takım teknik vesait ile şumullendiren insanların mevcut olmadığı bir zamanda gençliğinizi idrak etmeniz de bir talihsizliktir. Hakikati bulabilmeniz güçtür. Fakat bulanlar için yapılacak işte kolaylık vardır. Ruhsat Müslümanlarla beraberdir. Müslümanın faresi bundan sonra dağ doğurur, ehli küfrün dağı fare doğurur. Şu gerçek sizin için bir şanstır. Lakin at izi it izine karışmış bir zamandayız. Hoca kılıklı adamlar, ünvanlı profesörler, gavurun bile vicdanını sızlatan, gavurun bile tasdikini celbetmeyen yanlışları dile getiriyorlar. Ben tarih kitabında buna bir misal verdim. Mehmet Özbey adında bir ilahiyat profesörü Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'nde Almanya'daki Müslümanlara din adamı yetiştirmek için maaşlı ders veriyor. Öyle bir İslam anlatıyor ki kitapta misalini zikrettim. Cizvit papazı. Cizvit papazı diyor ki senin anlattığın İslam doğru değil. Papaz itiraz ediyor. Bizim ilahiyat profesörümüz papazdan daha papaz. Kur'an tahrif edilmiştir diyor. İçki yasak değildir diyor. Kur'an'ın %10'u sabittir. Onlar da ahlaka ait hükümlerdir. %90'ı tarihseldir diyor. Ahkamı bütün zamanlara ve mekanlara şamil olarak cari değildir diyor. Buna gavur bile denmez. Gavur bile bu sözü söylemez. İşte Cizvit papazının itiraz ettiği ilahiyat profesörü. Bu da bir şanssızlığınızdır. Bu bakımdan sizin için zaman ve mekanın şartları şuna benzer. Çınar ağacı müsait bir zeminde 30 metre boy salar. Sen çınarı saksıya diksen, ondan 30 metre boy salmasını bekleyemezsin. Çünkü çınarın kabiliyetini saksıdaki bir avuç toprak tahdit eder. Her insanın kabiliyetini de içinde yaşadığı zamanın ve mekanın şartları ya tahrik eder, geliştirir, onu gerçekleştirmeye imkan verir yahut da tahdit eder. Bugün sizin gelecekteki mesainize şans tanıyan şartlar da var, şansını azaltan şartlar da var. Lakin şans tanıyan şartlarda gelişme daha hızlı olduğu için ben hali hazırı beğendiğimden değil,
gelişmenin İslam'ın lehinde daha hızlı olmasından dolayı ümit varım. Bir helikopterden bir otobana baksanız, iki araba görseniz, biri önde biri arkada, Vehle-i Ula'da ilk gördüğünüz anda öndeki arabanın hızlı gittiğini söylerseniz yanılma ihtimaliniz vardır. Çünkü ola ki o araba yola daha evvel çıkmıştır. Doğruyu kavramanız için o iki arabanın seyrini bir müddet takip etmelisiniz. Eğer aradaki mesafe azalmaktaysa arkadaki araba daha hızlı gidiyor. Belli bir süre sonra öndekini geçecek. Eğer aradaki mesafe açılmakta ise öndeki araba hızlı gidiyor dersiniz. Türkiye'yi bir otoban gibi görün. Hatta alemi İslam'ı. Bu arabalardan biri küfür, biri iman davasıdır. Şu anda küfür davası öndedir. Lakin aradaki mesafe kapanmakta olduğundan iman arabasının murad-ı ilahiye muvaffakat bereketiyle Allahu Azimüşşan'ın beşeri liyakat ve istihkaklara göre adetullah'ı bir seyir takip ettiğinden ehli küfrün gadab-ı ilahiye müsaak olmasından müstefid olacağız. Vaktiyle ehli imanın celal tecelliye müsaak olmasından istifade edilerek hilafetiniz kaldırıldı, şeriatınız lağvedildi, yazınız değiştirildi, Mekke'ye dönen yüzünüz Hollywood'a çevrildi. Bunu yapanların dirayetinden değildi bu. Milletin kahır tecelliye müsaak haline gelmesindendi. Tecelli ilahiye, celal ve cemal bir terazinin iki kefesi gibidir. Kefenin birini aşağı itmek istediğiniz zaman öbürünü kaldırmanız gerekmez. Birinin aşağı inmesi o indiği kadar öbürünün yukarı çıkmasını icap ettirir. Bu itibarla ehli küfre celal, ehli imana cemal olur. Ehli imana celal de ehli küfre cemal olur. İşi kolaylaşır. Böyle bir tecelli dün aleyhimize olarak vardı. Bugün lehimize olarak var. Bu tecellide bir tebeddülat müşahede edilir. Bunun için tarih ilminin ehemmiyeti büyüktür. Nasıl ki o iki arabanın seyrini belli bir zaman için takiple hakikate ulaşılır, sosyal hadiselerde de nereden gelinip nereye gidildiğini kavramak için hadisatın belli bir süre gelişme seyrini takip lazımdır. Bundan dolayı Cevdet Paşa tarih ilmine bir ilmi celil adını vermiştir, demiştir. Buna göre avantajınız da var, dezavantajınız da var. Lakin Allah-u Azimüşşan'ın murad-ı ilahiyesi asıldır. Esbab ona göre tecelli eder. Murad-ı ilahiye icabı olan İslam'ın yeniden galip gelmesidir. Bunun delillerini siyasi, içtimai hayatımızdan veya İslam dünyasında olup bitenlerden bin bir delil ile delillendirmek kabildir. Lakin bu suallere cevap vermek yerine gene bizim müstakil kendi seçtiğimiz bir bahsi anlatmak gibi bir neticeye müncer olacağı için tercih etmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim size ki Birinci Cihan Harbi'nde bütün İslam ülkeleri esir olmuştu. Hiçbir müstakil İslam ülkesi yoktu. Türkiye müstakil görünüyordu, gizli bir işgal altındaydı. Bugün o ülkeler 30-40 senelik mücadeleden sonra bu esaretten kurtuldu
Lakin yerli işgalcilerin esareti altına düştü. Ehli küfür kendi adamları vasıtasıyla idare etmenin bir Müslüman memleketi güçlüğünü görünce her ülkede kendilerine benzeyen fakat zahiri Müslüman olan, batını kafir olan liderler türettiler. Arap Baharı denilen bahar, bu yerli gavurlarla mücadele mevsimidir. Birinci safhada yabancıdan kurtuldular, İngiliz'den, Fransız'dan vesaire. İkinci safha, yerli gavurlardan kurtulma safhasıdır. Bu da muayyen bir vetire iledir. Ani değildir, ani olmaz. Bir hastalıktan kurtulan adam bir gün eline kazmayı alıp ertesi gün tarlaya gidemez. Bir nekahet devrine ihtiyacı vardır. İslam dünyası da bu batı kafalı diktatörlerden kurtulduktan sonra bir nekahet devri geçirecektir. Bu nekahet devrinin arkasında büyük İslam devleti kurulacak. Onun da lideri bizim milletimiz olacaktır. Bunu kehanet gibi telakki etmeyin. Böyle bir iddiam yok. Bunu sosyoloji ilminin vetirelerine, tarih ilminin icabına göre cereyan eden hadiselerle delillendirebilirim. Şimdilik bu kadar, bir kıymet hükmüyle iktifa ediyorum. Nasip olursa yılbaşı gecesi bunu bütün tafsilatıyla anlatabilirim. Ne diyor? Filistin'le ilgili bir konferans verebilir mi? Başka ne diyordu devamında? Bir de bugünkü aktüel gelişmeleri Filistin'le ilgili. Evet. Filistin'de bugünkü gelişmeleri anlamak için Yahudilerin amali milliye ve diniyelerini bilmek lazımdır. Dini ve milli emellerini bilmek lazımdır. Çünkü bu işin temeli Yahudilerin amali milliyeleri ve diniyeleridir. Her Yahudi kendi dinine sadık olan her Yahudi inanıyor ki Nil Nehri ile Fırat Nehri arasındaki araziyi Allah-u Azimişan Beni İsrail kavmine vaat etmiştir. Buna arz-ı mev'ud diyorlar. Lakin Türkiye'yi nice zamandan beri cahiller idare ediyor. Türkiye'nin kadın başbakanı İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı ve dedi ki, belki siz de hatırlayacaksınız. Sizi tebrik ederim. Arz-ı mevudu gerçekleştirdiniz. Halbuki arz-ı mevud Nil'den Fırat'a kadardır. Nil'den Fırat'a kadar olan arz-ı mevud bizim Kayseri vilayetimizi bile içine almaktadır. Türkiye Başbakanı'na bak. Nasıl idare edildiğimizi, tarih bilmeyen, din bilmeyen, milletinin tarihini, dinini bilmeyen bir adamdan lider olmaz. Olursa işte böyle sarsaklıklar yapar. Nil'den Fırat'a kadar olan arazinin bugün İsrail'in elinde olanı 20'de bir, belki 50'de birdir. O halde İsrail'in bugün vatan ittihaz ettiği topraklar matlubunun çok dunundadır. Onun çok daha büyümek, Büyük İsrail diyordu Erbakan Hoca buna. Büyük İsrail devletini kurmak dini ve siyasi emelidir her Yahudinin. Güzel. Yine Tevrat'a göre bu İki Nil arasında bayrağındaki iki mavi çizmi iki nehri temsil eder. Biri Nil nehrini, biri Fırat nehrini. Bu iki nehir arasında yaşayan yedi kavmi
yok edeceksin diyor. Hükmün altına alacaksın demiyor. Yok edeceksin. Bu Tevrat'ın hükmüdür. Ben Filistin kitabında kaynaklarıyla gösterdim bunları. Şu halde bugün Filistin'de olup bitenler o yok etmenin icabına göre bir iştir. Yoksa şurasını verdi, burasını vermedi meselesi değildir. Filistinlileri bizar edip öldürerek, kaçırarak bu arazide Yahudi'den başka bir insanın yaşamaması gibi bir gerçeği ortaya çıkarmak istiyorlar. İsrail devleti diye bir devlet durdukça, Filistin'i devlet yapsanız bile, ki eninde sonunda olacak, yapsanız bile Yahudi onu gene rahat bırakmayacak. Onu yine rahat bırakmayarak, harp ederek, darp ederek, şantaj yaparak ne türlü yok edecekse Filistin'i tamamen Müslümansız hale getirip Yahudi'nin emrine verecek. Küçük milletlerin böyle hayalperestlikleri vardır. Ayakta kalmak için büyük davalar ortaya atarlar. Yunan'ın bir megalo iddiası vardır. Megala iddia demek İskender-i Kebir'in dolaştığı yerleri ele geçirerek büyük Yunanistan kurmak demektir. İskender-i Kebir Yunan değildir, Grek değildir, Makedon'dur. İlk çiğnediği yer de Yunanistan'dır. Ama Yunan'a büyük bir fikir lazım. İskender-i Kebir Hindistan'da vefat etmiş, Hindistan'a kadar fütuhatını devam ettirmiş. Dünyada bir boşluk bulmuş. Şimdi sen Yunan 8-10 milyon nüfusla Hindistan'a kadar İskender'in dolaştığı Mısır'ı, Irak'ı, Suriye'si dahil, İran'ı, Afganistan'ı dahil bir devlet kuracaksın. Gülüştür. Hangi nüfusla? Makedonları çıkar kuzeyinde. Halkidikya Yarımadası Makedonya'dır. Yunan Grek toprağı değildir. Onun için Makedonya adıyla bir devletin kurulmasına Yugoslavya yıkıldıktan sonra Yunanistan muhalefet etmiştir. Çünkü bir coğrafya adıdır. Bu coğrafya Selanik'i de ihtiva eder. Makedonya adıyla bir devlet kurulursa benden toprak isteyecek düşüncesiyle başka bir isimle bir devlet olsun, Makedonya olmasın diye itiraz etmiş, bunu söktürememiş. Öbür tarafta Epir bölgesinde bir kısmı Arnavutluk'tan çalmadır. Türkiye yakında Batı Trakya kesip Türk'tür. Sen hangi nüfusla? Üstelik benim gençliğimde Yunanlar İstanbul'u dava ederler. İstanbul'u da alacağız derlerdi. Bugün İstanbul'un nüfusu sadece Yunan devlet nüfusundan fazla. Hangi megalo iddiadan bahsediyorsun? Küçücük Ermeniler İskenderun'dan denize çıkan bir devlet düşünüyorlar. Merkeze Ağrı Dağı, Ararat Dağı'dır adı onlarda. Ararat Dağı vatanlarının merkezidir. Bugünkü Yunanistan bir parça. İskenderun'a kadar bizim altı vilayetimizi, Elbiye-i Selase denir, bunlar dava etmişlerdi. Alacaklar, buna Kayseri dahildir, Sivas dahildir. Büyük bir Ermenistan kuracaklar. Hangi nüfusla efendi? Ama küçük milletlerin böyle büyük hayalleri vardır. Başka türlü ayakta kalamazlar. Dünyada en çok sürünmüş olan çingenelerdir. Sefil, perişan, devletsiz. Halbuki firavunlar çingenedir. Mısır'da vaktiyle büyük bir hakimiyet tesis edebilmişlerdir. O gün bugün her yerde ikinci sınıf vatandaştırlar. Onlardan sonra en çok sürünen Yahudidir. Tarihleri ortada.
Roma miladi 3. asrın ortalarında onları kendi toprakları dışında yaşamak üzere sürgün ettiği zaman dünyanın dört bucağına daldılar. Dünyada hiçbir millet Yahudi'ye asker yapmadı, memur yapmadı. Devlet hizmetine almadı. O gün en şerefli meslek askerlikti Orta Çağ'da. Asla. Ticarette bile onları tahdit etti. En aşağı 10 asır süründüler. 10 asır yeryüzünde devletsiz, yersiz, yurtsuz, idealsiz Avrupa tarihlerinin, Avrupa devletlerinin her birinin dilinde serseri Yahudi manasına eserler vardır. Biz de tabii tarihi tecrübelerle bazı deyimler yerleşir. Bir adama korkak demek için Yahudi gibi korkak derler. İdealsiz, mefkuresiz adam olarak kafamızda yerleşmiştir. 200 sene evveline kadar böyleydi çünkü. Mesela İngilizlerin Webster lügatına bakın. Yahudi demek serseri demektir, ikinci manası. Grek demek hırsız demektir. Bunu ben koydurmadım İngiliz lügatına. Tarih tecrübelerle, çünkü kadim Yunan'da yakalanmadan hırsızlık yapmak marifetti, takdir olunurdu. Bu tarihi tecrübeler gösteriyor ki Yahudi dünyada en çok sürünmüş milletlerden biridir. Ve haklı haksız zulüm de görmüştür. Ama ihanet etmiş bulunduğu her ülkeye. Bunun sebebi de onların inancıdır. Çünkü çok söyledim, bir kere daha yeri gelmişken yani tekrar edeyim. Yahudiler Beni Adem olduklarını kabul etmezler. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelmiş olduklarını kabul etmezler. Ya Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenlere goyim derler. Yabancı, goyim. Goyimin yabancı Yahudi için ırzı, malı, canı helaldir. Bir goyim öldürse cinayet işlemiş olmaz. Malını çalsa dinen günahkar olmaz. Irzına geçse dinen günahkar olmaz. Bunlar Yahudi inançlarıdır. Fethullah'ın kulakları çınlasın. Davalıyız, konuşmak istemiyorum. Ehli kitap hakkında Kur'an'ın sert ifadesi bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar şamil değildir diyor. Bugünkü Yahudiler de Hristiyanları da ayrı konuşsak aynıdır. Bu ayetler nazil olduğu zamanki düşüncelerin, inancın aynısına sahiptirler. Dindar bir Yahudi, goyuma karşı her kötülüğü mubah addeder. Peki bunlar Adem Aleyhisselam'ın neslinden değildir nedir? Havva anamızla şeytanın münasebetinden meydana gelmiştir. Açın Tevrat'ı okuyun. Bizdeki gibi şeytanı melun addetmezler. Biz şeytanı racim diyoruz. Kovulmuş şeytan. Huzur-u ilahiden kovulmuş. Adem'e secde etmemiş. Onlar şeytana nur-i ziya derler. Gene çok söyledim. Beyoğlu'nda Mason Derneği'nin bulunduğu sokağın adı Nur-i Ziya Sokağı'dır. Nur-i Ziya'nın şeytan demek olduğunu Türklerin çoğu bilmez. Şeytanla Havva anamızın münasebetten Kabil doğmuştur. Kabil galebesini, gücünü ispat etmek üzere Habil'i öldürmüştür. Katil olan, ilk cinayeti yeryüzünde işleyen Kabil atalarıdır. Onunla iftihar ederler. O cinayeti bir galebe sebebi sayarlar. Bu zihniyette olan Yahudi, Filistin'de bir Müslüman bırakmak istemez. Bugün bir hareket yapar, dünya kınar, bir müddet duymamazlıktan gelir, vurdum duymazlığa gelir, nihayet
Onun da milletler arası münasebetlerde başka milletlerin müzaharetine ihtiyacı vardır. Bütün dünyanın husumetini celbetmekten çekineceği noktalar vardır. Siyasi, iktisadi veçeleri vardır. Bir ara verir. Dinlenir, bir bahane bulur, bir daha. 50 senedir Filistin'de yaptığı budur. Peki Filistin'i alsa oturacak mı aşağıya? Hayır. Bakın size garip bir gerçek söyleyeyim. Yahudiler biliyorsunuz bir Babil esareti vardır. Babil esareti. Buhtun Nasır onları esir etti, götürdü Babil'e. Uzun zaman esarette kaldıktan sonra dönüp geldiler. İşte o ağlama duvarı, Mabed-i Süleyman duvarı önünde ağladılar. Bugün yaptıkları da o hatıranın yadıdır. O zamandan oralarda kalıp da İbranice'yi unutup Kürtçe konuşan Yahudiler var. Barzani ailesi bunlardan biridir. Bunları uzun münakaşalardan sonra İsrail'e kabul ettiler. Bunlardan biri İsrail'de bakan bile oldu. Baktı ki Irak'ın kuzeyinde bir muhtar Kürdistan doğdu. İsrail 1500 Kürtçe konuşan Yahudi, Asur esaretinden kalma Yahudi, Kuzey Irak'a gönderdi. Ve Kuzey Irak'ta Arap'tan ve Türk'ten alacakları arazinin %100'ünü 20 sene ödemesiz kredi veriyor bu Yahudi asıllı Kürtçe konuşan adamlara. Neden? Çünkü orası arz-ı mevuttur. Irak'taki kargaşanın temelinde bu yatar. Türkiye'deki Kürdistan denilen mıntaka aynı zamanda arz-ı mevuda dahildir. Ben ümmetçi bir adamım. Kürdün Kürdüm denmesine, yaşadıkları bölgeye Kürdistan denmesine hiç rahatsız olmam. İslam kimsenin kavmini inkar etmesini gerektirmez. Bu kavimler üstü imanda birleştirir insanları. Birleştirdi diye altta bir başka bir kimlik yoktur. Bunu inkar et demez. Böyle bir şey yoktur. Lakin meziyetlerin kandan, etten, kemikten geldiğini iddia etme manasındaki ırkçılığı reddeder. Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakim min zekerin ve unsa. Biz sizin hepinizi bir erkekle bir dişiden yarattık. İnna ekremeküm indellahi. Sizin Allah katında en ekreminiz, en makbulünüz, etkaküm. Takvada üstün olandır. İmanda, ahlakta üstün olandır. İslam başka bir meziyet tanımaz. Kavimlerin de hususiyeti vardır. İslam'la mizan edildiği zaman bu hususiyetler lehte ise onu da öper başına koyarsın. Bu örftür. Kimse bunu kınamaz. Yani bir ırkçılık mülazasıyla bu sözü söylemiyorum. Yahudinin oraya alakası bir kara memleketi olarak bir Kürdistan kurdurup sonra yutmak içindir. PKK ise, bakın Filistin meselesi başımıza neler açtı, ne kadar özetlemek istersem, işin sağında solunda anlaşılması lazım gelen şeyleri söylemek meseleyi genişletiyor. PKK ise Ermeni harekatıdır. Ermeni harekatı olan PKK'nın Yahudi aleyhinedir. Abdullah Öcalan'ı bize teslim eden İsrail'dir. Bizimkiler onu Tel Aviv'den aldılar. Çünkü Ermeni harekatı bir hazırlık safhasına muhtaçtı. O hazırlık da şuydu. Araziyi ucuzlatmak, ahaliyi azaltmak, Kürtlerden Ermenilerin intikamını almak. PKK'nın üç gayesi vardır.
Abdullah Öcalan'ın anası da Ermeni yetimidir, babası da Ermeni yetimidir. Bir kelime Kürtçe bilmez. Onu Türk MİT'ine çalışırken Arjantin'de kurulmuş bir Ermeni teşkilatı buldu ve bu işe memur etti. Neden? Türkler o zamanki adıyla Avrupa Birliği değil, ortak pazara girmek için müracaat ettiler. Nihai hedefi Avrupa Birliği olan bu hareketin bir hususiyeti de şudur. Buna dahil olanlar birbirlerinden vatandaş gibi arazi satın alabilirler. Ermeniler evvela sefir süfera öldürdüler, hatırlayın 70'li yıllarda. Dünyaya duyurdular. Türkler bir Ermeni katliamı yaptı. Tabii devlet Osmanlı olduğu için Türk deniyor. Katliamı yapan Kürtlerdir. Ama haksız da değillerdir. Ve bu katliam da değil, mukateledir. Yani karşılıklı vuruşma. Ermeniler Türkler tarafından katledilecek olsaydı Osmanlı'nın en kuvvetli zamanında bu yapılırdı. Kimsen de kılı kıpırdamazdı. Aklı başında bir Ermeni düşünür ki bu milletle biz 500 sene beraber yaşadık. En zengin, en müreffeh unsuru olarak yaşadık. Kimse bize yan bakmadı. Bizans farklı mezhepten olmalarından dolayı Ermeni krallığını yıkan Bizans'tır. Biz Ermenileri devletsiz olarak Bizans'ta bulduk. Bizans zamanında Ermenilerin payitaht olan İstanbul'a gelmesi yasaktı. Ermeni patrikhanesi Bursa'daydı. Ermeni patriğini Bursa'dan alıp İstanbul'a getiren Fatih'tir. Sen de bu Rum patriğiyle eşit hakka sahipsin diye ona Kumkapı'daki kiliseyi bağışlayan Fatih'tir. Gidin orada görün, Fatih'in fermanını asmışlardır duvara. Bizim sayemizde insan yerine konuldular. Peki biz bu Ermenileri en borumuz ettiği bir zamanda yok etmedik de birinci Can Harbi gibi 7 düvelle boğuşurken mi bunlara kötülük etmeyi, bunları katliam etmeyi düşünecektik? Hayır. Bunlar Rus propagandasına katılarak, aldanarak bizi arkadan hançerlemeye çalıştılar. Bunun sebebini ben çok söyledim ama yeri gelmişken bir daha hatırlatayım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Napolyon 1800 yılında Mısır'a saldırdığı zaman her taraftan oraya giden gönüllü askerlerden biriydi. Kavalalı, Kavala'nın köylüsüdür. Okur yazar bile değildir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa zeki, cesur bir adam, zamanla yükseldi. Hikayesi uzun, Mısır'ın valiliğine kadar yükseldi. Mısır'da gözü olan Fransızlar ve İngilizler onu Osmanlı'ya saldırttılar. Öyle bir zamanda ki ananevi Türk ordusu olan Yeniçeri ordusu lağvedilmiş. Yerine kurulan ordu henüz tam teşekkül etmemiş. 1826'da Yeniçeri ordusunu lağvettin. 1828'de 2 sene sonra Ruslar Edirne'ye saktırlar 15 bin kişiyle, 15 bin fertle. Ve Edirne Anlaşması'yla Yunanistan'a istiklal verdin. 2 sene içinde. Hani yeni ordu? Ordu zamanla ve ananeyle kuvvet kazanır. En fazla ananeye muhtaç müessese ordudur. Bir iki sene sonra Kavalalı'yı tahrik ettiler. Mısır'da gözü olan İngilizler ve Fransızlar Anadolu'ya saldırttılar. Nizip'te yeni ordu yenildi. Kavalalı
Kütahya'nın ordusu Kütahya'ya geldi. Ve tarihte ilk defa İstanbul'a gidiyoruz. Hanedan meselesini konuşacağız dedi. Osmanlı Hanedanı tarihte en uzun müddet ayakta kalmış hanedandır. Bunun sebeplerinden biri de kendi hanedanıyla yarışacak hanedan türetmemiştir. Ecnebi kadınlarla evlenmesi imparatorluktan sonra evlenmesinin de sebebi budur. Kadın entrika yaparsa evladı için yapar. Babası için, kardeşi için, amcası için yapmaz. Ali Osman tarihi devamlılığı sağlıyordu. İlk defa hanedan konuşuluyor. Devlet iliklerine kadar titredi. O devlet istihbaratıyla gördü ki bunu Fransızlar ve İngilizler tahrik etti. Avrupa devletleriyle Rusya arasında mezhep farkı dolayısıyla münaferet vardır. Bunun ispatı nedir? Rumeli fütuhatında Haçlı ordularıyla müteaddit harbimiz var. Hiçbirinde Rusya'nın dahli yoktur. O da Hristiyan. Haçlı ordusu geliyor Osmanlı'nın üzerine. Rus'un da iki askeri olsa yoktur böyle bir şey. Ruslarla teke tek 14 defa dövüştük. Rusların yanında da hiçbir başka Hristiyan devlet yoktur. Şu münaferet mezhep farkı dolayısıyladır. Ortodoksluğu ayrı din sayar Katolikler. Bundan dolayı Rusların şu münaferetten dolayı müzaheretini celbedebiliriz diye düşündü Osmanlı. İngiliz ve Fransız Kavalali'ye yardım edince Rusya'dan yardım istedi. 10 bin asker gönderdi Rusya. Sarıyer'le Emirgan arasına yerleştirdi. Kavalalı'nın oğluna heyet gönderdi. Defolup gidiyor musun yoksa gelip kafanı kırayım mı dedi. Kavalalı Rusya ile harp etmeyi göze alamadığından çekildi gitti. Ama 1832 Hünkar İskelesi Anlaşması denilen anlaşmayla Rusya bu iyiliği Osmanlı'ya babasının hayrına yapmadı. Boğazların İdaresi'nde söz sahibi oldu. Boğazların İdaresi'nde söz sahibi olunca Avrupalılar biz yanlış yaptık. Çökmez üzere olan Osmanlı'yı Rusya'nın kucağına düşürdük. Rusya İstanbul ve Boğazlara sahip olursa bizim için Osmanlı'dan daha büyük bir tehlike olur. Hata ettik dediler. Bunun üzerine 20 sene sonra Osmanlı'nın yanında yer alarak Kırım Muharebesi'ni yaptılar. O zaman Ruslar dedi ki, bunlar benden ziyade Osmanlı'ya düşman olduğu halde bana karşı niye Osmanlı'nın yanında yer aldılar? Benim boğazlara, boğazlar üzerinde söz sahibi olmamdan ürktükleri için. Meşhur Deli Petro'nun vasiyetidir. Sıcak denizlere inmek. Bir tarihçinin ifadesine göre Rusya buğday ambarında hapis kalmış bir fareye benzer. İstediği kadar yesin ama bir de çıkıp dolaşmak ister. Onun için sıcak denizlere inmesi lazım. Rus erkanı harbiyesi oturdu düşündü. Bunun başka bir tarihi delili de var. Napolyon hatıralarında der ki, Osmanlı Devleti'nin taksimi için Rus çarıyla defaatle bir masaya oturdum, hiçbir zaman anlaşamadım. Çünkü Rusya daima Boğazlar ve İstanbul'u istedi. Boğazlar ve İstanbul tek başına bir imparatorluk demekti. Nitekim Bizans 200 sene aşağı yukarı İstanbul'dan ibaret bir imparatorluk olarak kaldı. Ve burayı elde eden Rusya Avrupa'nın başına bela olur. Bundan dolayı anlaşamadık. Ruslar anladı ki benim sıcak denizlere inme emelim
boğazlar üzerinden olduğu müddetçe bütün Hristiyan dünyasını karşımda bulacağım. Çar dedi ki bunlara, başka bir yol yok mu Akdeniz'e inmek için? Dediler ki var. Kafkasya'ya kadar geldik. Nasıl Yunanlıları destekledik de? Çünkü Yunan istiklaline müncer olan Mavrimira Cemiyeti'nin başkanı Alexander Ypsilanti'ydi. Alexander Ypsilanti ise Çar'ın yaveriydi. Yunan istiklalini temin eden Ruslar. O zaman Kafkaslara sarkan Ruslar için bizim biraz aşağımızda başka bir Hristiyan unsur var, Ermeniler. Onları da destekleyelim, bir devlet yapalım. Sonra yutalım İskenderun'dan Akdeniz'e çıkalım. İşte Ermeni meselesinin ortaya çıkışı, 5,5 asır bizimle kardeşane yaşamış, bizimle Vediatullah, Allah'ın adalet yapacağımızdan emin olduğu için bizim idaremize verdiği gayrimüslimler adettiğimiz Ermeniler ihanete başladılar. Gençleri Rusya'ya gitti, orada yetiştirildi vesaire, uzun hikaye. Ermeni meselesini bir başka zamanda müstakillen anlatırım. Ermeni kıyamının sebebi Rusların Yunanistan tecrübesinden sonra Doğu Anadolu'da bir Hristiyan devlet kurdurarak İskenderun'dan Akdeniz'e çıkma emelleridir. Esasen. Tarihte Ermenilerin devletinin merkezi Kilikya'dır. Kilikya Adana'nın eski adıdır. Yani Bizans Ermeni krallığını yıktığı zaman baş şehri Adana'ydı. O devleti yeniden kur, ben de senin arkandayım diyor Ruslar. Ama orada bir başka Müslüman unsur var. Kürt unsuru. İşte ilk çatışma Kürtlerle oldu. Bir şansları da yaver gitti Ermenilerin. O da şu oldu. Enver Paşa cahilane bir surette Allahu Ekber dağlarında 2,5 metre yerde kar varken, kışlık elbisesi bile olmayan, ayağında çarığı olmayan Osmanlı ordusuna taarruz emrederek 80 bin Mehmetçiyi kara gömdü. Ruslar serbest kaldı. İkiye ayrıldılar. Bir kol Doğu Anadolu istikametinde, bir kol Trabzon istikametinde. Doğu Anadolu istikametinde giden kolun önünde gönüllü Ermeni alayları vardı. Bunlar Rusların gölgesinde katliam yaptılar. Bu katliam cereyan ederken Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Bolşevik ihtilali olunca Rus ordusunda ikilik doğdu. Gerek Karadeniz'de Harşit Nehri'ne kadar varan, gerek Doğu Anadolu'da Van Gölü'nün güneyine kadar sarkan Rus ordularında ihtilaf oldu. Kimi Çarlık taraftarı, kimi Bolşevikler taraftarı oldu. Çünkü Çarlık taraftarı olan General Denikin Kuzey Karadeniz'de Bolşeviklerle harp ediyordu. Öyle birdenbire gelip komünistler oturmadılar. Bir iç harp yaşandı. Kimi o tarafı, kim bu tarafı tutunca biz merkezi hükümetimizden uzaklaştık. Bugünkü gibi muhabere vasıtaları da yok. Kimi tutacağımızı bilmiyoruz, geri çekilelim dediler. Şimdi Karadeniz'i, Doğu Anadolu'yu bilmiyorum. Gençliğimde çok gördüm. Kurtuluş günleri yaparlar, damdum atarlar, Kuvayi Milliyeciler, Kalpaklı Adamlar, hepsi yalan. Hayır, kimse bir kurşun atmadı. Ruslar tedricen kendileri çekildi gittiler. Ruslar yerleşmek niyetiyle geldikleri için de halka zulmetmediler. Ermeniler yaptı bu zulmü. Doğu Anadolu'da da böyledir. Rus ordusu Doğu Anadolu'dan çekildiği zaman, biliyorsunuz Bediüzzaman onlarla harp etti, esir düştü, Rusya'ya gitti.
Yani Hamidiye alaylarının bakiyeler mukavemet etti ama derme çatma, Rus ordusu muntazam. Ermeni alaylar da muntazam, silahlar da muntazam. Öyle katliam ettiler ki bazen bir köyde bir tek canlı kalmadı. Size misal veriyorum. Zeve diye Van'ın bir köyünde bir tek insan bırakmadılar. Böyle katliam ettikleri köyler var. Rus ordusu çekilince gönüllü Ermeni alayları da çekildi. Ama bölgedeki Ermeni sadece bu Ermeni alaylarından ibaret değil ki. Yerli insanlar var. Şimdi o ordunun, Rus ordusunun gölgesinde Ermeni alayı senin ananı öldürmüş, babanı öldürmüş, amcanı öldürmüş, köylünü öldürmüş. Destek gördüğü ordu gidince yerli halk mukabele etti. Ermeni katliamı denilen iş budur. Kim etmez? Durup dururken sen benim bir yakınımı öldüreceksin. Ben fırsatını bulup sana mukabele ettiğim zaman ben suçlu olacağım. Ama bu işi yapan Kürt aşiretleridir. Allah razı olsun ki yaptılar. Elleri yaş olsun ki yaptılar. Ama bunun intikamını almak için PKK kuruldu. Kürtler maalesef bilmiyor. Türkler Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Ermeni şu planı yapıyor. Avrupa'da 4 milyon Ermeni var. Bizden kaçanlar Suriye'ye, Lübnan'a, Avrupa'ya, Amerika'ya her yere dağıldılar. Bunlar gelip Filistin arazisini Yahudilerin devlet kurmadan evvel satın aldığı gibi Güneydoğu Anadolu'yu satın alacaklar. Şu anda Ermeniler adına orada Kürt farz edilen, Türk farz edilen, Arap farz edilen arazi toplayan adamlar var. Arazi toplayan Antepli bir adam 1000 dönüm arazi almış. Ben orada konferans verdiğim zaman emniyetçinin bana ifadesi. Lalethane bir köylü. Nerede buluyor parayı? Bunlar Ermenilere taşeronluk ediyorlar. Ermeniler Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek, bu kadar uzayacak da düşünmediler. Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Alman diye, Fransız diye, İngiliz diye gelip satın alacaklar o araziyi. Ve o satın aldıkları yere de vatandaş gibi gelip yerleşecekler. Bugün Avrupa Birliği dahilinde bir Alman isterse gider Fransa'da oturur. Vatandaşların hiç farkı yoktur. Diyelim ki sigortadan emekli maaşı alıyor. Benim canım Londra'da oturmak istedi. Oturuyorum, İngiliz'e ver benim emekli maaşımı der. Avrupa Birliği böyle bir şey. İstediği yerde oturur. Her yer onun vatanı gibidir. Türkler de Avrupa Birliği'ne girecek. Biz burada arazi alırız, yerleşiriz. Ondan sonra kırgır çıkarırız. PKK bir Kürt hareketi değildir. Kürt görünüşlü bir Ermeni hareketidir. Çünkü Ermeni görünse yerli halktan destek göremez. Yerli halkın dinsizini olsun kendine ben de demez. Çünkü madem ki Kürttür, onda da bir asabiyet ırkı olur. Niye Ermeni'ye hizmet edeyim der. Şimdi biz Müslüman değildik. Aslımız Yezidi'ydi. Bizi Türkler zorla Müslüman yaptı diyorlar. Yavaş yavaş. Keşke daha fazla bunu deseler. Keşke daha fazla deseler. Yerli halk daha net görür bunların gayelerini. Araziyi ucuzlatmak anarşi sayesindedir. Anarşi oldu mu ucuz pahalı yerini satar gidersin. Canın tehlikede çünkü. İkincisi nüfusu azaltır. Bugün İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan bu kadar muhacir gelmesini, göçmen gelip yerleşmesini kimse hayal edemezdi. Ben rahmetli Fuat Şemsi'ye 1970'li yıllarda İstanbul'un nüfusu 10 milyon olacak dediğim zaman delisin sen dedi. Nereye sığacak bu kadar adam? Bugün 20 milyona gidiyor.
Hep bu PKK hareketidir oradaki nüfusu batıya pompalayan. Çünkü arazi azalırsa, ucuzlarsa alması kolay olacak. Nüfus azalırsa oraya taşıyacağı Ermeni bir yekün teşkil edecek. Kavga çıkarmaya yetecek. Kavgayı çıkardığı zaman Avrupalılar ne oluyor burada diyecek. Onlar da diyecek ki bu Türkler ikinci defa bizi katliam etmek istiyorlar. Biz de diyeceğiz ki ya siz daha dün geldiniz buraya dur bakalım. Oho siz dün geldiniz. Biz milattan evvel buradaydık diyecekler. Köpek köpeğin bacağını kapmaz. Avrupalı da Ermeni'yi tutacak. Ermeni ile vatan bölünecek. Plan budur. Bu plan gerçekleşecek mi? Asla. Murad-ı ilahiye mugayirdir. Vukuatın seyrinden bunu çıkarıyorum. Bunun manası böyle bir harekete Yahudi destektir. Bunu anlatmamın sebebi budur. Çünkü iki merhale bilardo oyununa benzer. Bilardo'da bir topa vurursun, o topun öbür topa verdireceği harekettir hedefin. O topa öyle vurasın ki öteki topu çukura düşüre. İki merhalelidir. Yahudi bu harekete destek oluyor ki burada bir Kürdistan kurulsun, ben onu yutayım. Evvela benim yutabileceğim şekle gelsin, küçük bir Kürdistan gelsin. Bu Kürdistan'ı yutmak Türkiye'den bunu koparmaktan daha kolaydır. Hele hele Ermeni'nin muradı istikametinde bir şey olacaksa o Türkiye Avrupa Birliği'ne girmedikçe olmayacağına göre benim işim büsbütün güçleşir. İşte Ermeni'nin PKK hareketine, Yahudi'nin PKK hareketine karşı çıkışı Ermeni davasının ancak Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edildiği zaman gelecek nüfusla başlayacak bir hareket olmasındandır. Lakin Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Türkiye'den bir taş isterse karşısında 400 milyonluk Avrupa'yı bulacak. 70 milyonluk Türkiye'den almayı güç görürken 400 milyona hasım cepheyi çıkarmak ister mi? Onun için Türkiye bölünsün, küçük bir Kürdistan olsun, ben onu destekleyeyim. Kürtçülük hareketinin maksadı mahsusa ile kendi uzak menfaati hesabına arkasında Yahudi var. Ermeninin ise planına PKK uymuyor. İşini güçleştirir PKK'nın galebesi. Ama geçici olarak Türkiye'nin iktisadi kalkınmasını baltalar, efendim huzursuz eder, siyasi istikrarsızlık sağlar diye belli ölçüde destekler. Bunlar geçicidir. Bunlar gönüllü olan işler değildir. Bunu bütün bunları söylememin maksadı Yahudi'nin bugün Kürt kardeşlerimizin oturduğu Türkiye'deki mıntıka ve Irak'taki mıntıka kuzey ve Suriye kamilen Yahudi arz-ı mevuduna dahildir. Buralarda olup bitenleri anlamak için Yahudi'nin siyasi ve dini emellerini iyi bilmek lazım. İyi bildiğin zaman anlarsın ki olan işlerin birçoğu bu sebeple oluyor. Yahudinin hazırlık safhası. Suriye'yi üçe bölmek istediğini İsrail'in 2002 yılında yazdığım Filistin meselesinde ben ortaya koydum. Kürt, Arap, Arap'ın da Sünnisi ve Alevisi ayrı olmak şartıyla. Küçücük Suriye. Aşağıda benim elimde Osmanlıca gazete var. Suriye Vilayet Gazetesi. Size garip bir şey söyleyeyim. Suriye vilayetimiz olduğu zaman bugünkü Filistin oraya dahildi. Merkezi Şam Suriye vilayetinin Kudüs sancağıdır. Filistin diye bir eyalet yoktu, bir vilayet yoktu. Filistin Suriye vilayetimize bağlı bir sancaktı. Sancak kaza ile vilayet arasında bir idari merkezdir. Düşün.
Filistin'i de ayrı bir devlet sayarsan, Ürdün'ü de sayarsan, Suriye ile dört devlet yapmış. Elin gavuru bizim bir vilayetimizi. Dört devlet yapmış. Dört devletten bir tanesini de bir kere daha üçe bölmek istiyor. Rica ederim haritaya bakın. Suriye'nin Ürdün'le ve Irak'la hudutları cetvelle çizilmiştir. Hiçbir pürüz yoktur. Dümdüz cetveli koy, milimetre oynamaz. Dünyanın neresinde hangi ülkenin hududu cetvelle çizilmiştir? Bunlar hep parçala ve yut mantığı icabı olmuştur. Bir güç olmasın diyedir. Şerif Hüseyin İngilizlere aldandı. Büyük bir Arap devleti kurulacak, onun da başına geçecek, halife olacak zannetti. Hicaz krallığını kurdular, ona verdiler. Bitişiğinde Irak'a bir evladını kral yaptılar. Suriye'ye diğer evladını kral yaptılar. Ürdün diye Roma harabelerinin bulunduğu Amman'da birkaç inşaattan istifade ederek bir uydurma devlet meydana getirdiler. Bir baba, üç evlat, dört devlet. Din bir, dil bir, arazi bir, her şey bir. Niye dört devlet? Yani bir baba ve evladı olmasa hadi uyuşamadılar diyelim. Şerif Hüseyin bu duruma isyan edince beni aldattınız. Metbuğuma isyan ettirdiniz. Deyince canlarını sıktı. Arkadan Körfez'den gittiler. Necid'deki Suudilere silah verdiler. Şerif'in üzerine saldırttılar. Şerif beni sen kurdun ey İngiliz koru deyince Cidde limanında gemi bekliyor. Atla kaç canını kurtar dedi. Götürdü onu Kıbrıs'a. Şerif Hüseyin Kıbrıs'ta hayatını tamamladı. Ve nasıl aldatıldığını da Müzekkerat-ı Şerif Hüseyin adıyla hatıralarında yazdı. Demek oluyor ki bütün bunlar İngiliz de yapsa, Fransız da yapsa Yahudinin müessiriyetiyle olmuş. Bu küçük küçük Osmanlı'nın parçaları küçük küçük devlet olursa Yahudinin bunlarla mücadele ederek Filistin'e dönmesi mümkün olabilecekti. Nasıl bugünkü Amerika'yı kullanıyorsa o günde İngiltere'yi kullandı. İlk defa resmi bir ağızdan Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını ifade eden Balfour Deklarasyonu'dur. Balfour, Harbi Umumi'de İngiliz Hariciye Vekilidir. Garip bir şey söyleyeyim size. Rothschild bir tüccardır. Rothschild'e mektup yazarak bir deklarasyon, bir Hariciye Vekili... Bir başka devletin hariciye vekilini muhatap alır. Resmi yazı yazıyor. Balfour Deklarasyonu muhatabı tüccar Rothschild'tir. Rothschild de diyor ki Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını kabul ediyoruz. Sen Yahudi'ye onun müessiriyetinin bakarsın. İngiliz'in Yahudi'nin amali siyasiyesine tabi oluşundaki dehşetten bakarsın. Bugünkü durumda aynıdır. Yahudi Amerika'da Alman Harbi'nden sonra İngiltere'deki hakimiyetini Amerika'ya taşıdı. Çünkü İngiltere Almanların çıkardığı harpte aciz kaldı. Yeni yatırım yapmadığı için sanayide de geri kaldı. Birinci Han Harbi'ndeki Alman-İngiliz rekabetinde İngiliz mağlup oldu, geri kaldı. Almanya harbi başlattığı zaman dünya harp gücünün %75'ine sahipti. Hitler aptal değil. Bütün dünyadaki silah gücü 25, Almanya'daki %75'ti. Lakin süratle harp sanayine çevirdiler vesaire ama... Netice itibariyle Amerika dahil olmadıkça Hitler'le Avrupa devletleri baş edemediler. Ne zaman ki İngiltere'ye vurdu ve bir ve ikilerle İngiltere'yi bombardıman etmeye başladı. Amerikalılarla İngilizler amca çocuklarıdır.
amcasının oğluna tecavüzü azmedemedi. Ondan evvel dahil olmak istemedi. Amerika infiratçı bir siyaset takip ettiğinden eski dünyanın işlerine karışmıyordu. Almanlar İngiltere'ye vurunca mecbur kaldılar. Ve Almanların yenilmesi Amerika'nın Alman harbine dahil olması sayesinde oldu. Bu sebeple Yahudiler baktılar ki bundan sonraki güç Amerika. Şimdi Londra'yı görenler harabe binalar görürler. Ya ne kadar da harabe bina var burada. Hatta biri girse, işgal etse çıkaramazsın. Lakin bunların kapılarına, pencerelerine sunta çakarlar. O suntayı kararak girerse İngiliz kanunu çıkarabilirsin. Kapıyı açık buldu girdi, dışarı çıkaramazsın. Hep suntalıdır kapıları, pencereleri. Sorarsın, bu kimin? Ya bu Amerika'ya gitmiş bir Yahudinin. Orada çok zengin oldu. Bunlar geri dönüp de alakadar bile olmuyor. Ben bir zaman yurt dışına çıktığım zaman İngiltere'de ticaret yapmak istedim de böyle kaç tane binayı sordumsa sahibi Amerika'da. Zengin olmuş. Geriye dönüp de Londra'daki mallarıyla ilgilenmiyor. Londra'nın yarısı böyle harabedir. Amerika'ya yerleştiler. Amerika'da netice itibariyle küçük İsrail'in peyki gibi hareket etti. Bunları biliyorsunuz. Lakin Amerikan halkı pragmatisttir. Menfaatçidir. İsrail'e yapılan yardımlardan had hudut bilmeyen karşılıksız yardımlardan Amerikan umumi efkarı yavaş yavaş mütenebbih olarak hükümetleri tenkit etmeye başladı. Ve Amerika'da antisiyonist cereyanlar başladı. Bugün dünyada Yahudi aleyhine en fazla kitap yayınlanan yer Amerika'dır. En fazla Yahudi aleyhine kitap da İngilizcedir. Birileri onları tercüme ediyor, kendi telif etmiş gibi burada yayınlıyor. O şu kadar kitabım var, 100 tane kitabım var, 50 de. Hepsi tercümedir, küllüm. Küllüm. Lakin antisiyonist cereyan nihayet umumi efkarda bir fikir belirdi mi, bir siyasi parti onu kapar. Mesela sol Türkiye'de bir güç olunca İsmet Paşa ortanın solundayım dedi. Solcuların reylerine ayrı parti kurmanıza gerek yok. Ben size yakınım. Benim partimde reyinizi benim partime kullanın manasını. Bu şekilde antisiyonist reylere sahip çıkmak isteyen Demokrat Parti'de bir antisiyonist fikir cereyanı vukuğa geldi. Abo. Günler iyice kısaldı. Demokrat Parti'de böyle bir cereyan ortaya çıktı. Ama Yahudi'nin orada belli bir gücü olduğu için bu gücü kullanmak için de Cumhuriyetçi Parti daha çok Yahudi taraftar oldu. Bu bilhassa 68 Harbi'nde Yahudi devleti ortadan kalkıyordu. Amerika hava köprüsü kurdu. Yahudi'yi kendi pilotlarıyla müdafaa etti. Ve İsrail'in mevcudiyetini garantisi Amerika'nın kendisidir. Bize yapılmış tecavüz addediyoruz dedi. Ama bunun bir maliyeti var. Bu maliyette mutazarır olanlar da Demokrat Parti'de toplandı. Nihayet Demokrat Parti'den bir adam bu muhalefeti siyaset sahnesine aktardı. Bu Clinton'dır. Dedi ki bu Arap-İsrail kavgası ila nihayet devam edecek. Biz de İsrail'i ayakta tutmak için ilanaya karşılıksız yardım mı edeceğiz? Filistin'i bir devlet yapalım. Nüfus mübadelesi yapalım. Filistin tarafındaki Yahudiler, İsrail'e İsrail tarafındaki Araplar Filistin'e geçsin, bu kavga bitsin. Hoş bitmez ya, o Yahudinin başlangıçta anlattığım siyasi, dini emellerini bilmediği için. Zannediyor ki
Böyle yaparsak iki ayrı devlettir, dokunulmazlığı olur vesaire. Yahudinin buna cevabı, Monica adında bir Yahudi kızını Clinton'ın koynuna verip gizli kamerayla tespit edip onu Amerikan umumi efkarı önünde rezil etmek oldu. İstifa etmesini bekliyorlardı. Fakat partisi senatoda ekseriyet olduğu için, müddetinin de sonlarında bu iş ortaya çıktığı için Clinton kah ağladı, kah güldü, pişkinliğe vurdu, devresini bitirdi. Lakin partisi itibar kaybetti. Ondan sonra Bush geldi. Bush da farkında değil, bu Monica işinin İsrail'in oyunu olduğunu, Filistin'i devlet yapmak istemesinden doğan bir tokat olduğunu ona farkında değil. O da aynı sözü tekrarladı. Filistin bir devlet olsun, nüfus mübadelesi yapalım, bitsin bu kavga. Çok mantıklı. Bunun cevabı 11 Eylül darbesi oldu. Demokrat Parti'ye, Cumhuriyetçi Parti'ye dediler ki, bak ben senin başına ne iş açarım. Bir hareket yaptı ki, Pentagon dünyada en iyi korunan yer, orayı bile bombardıman etti. Ve bunu da Müslümanların üzerine yıktı. Yahudi zekası birkaç tane satılık adam buldu, Arap zenci hüviyetli. Halbuki burada uzun gider anlattım. Bu sabittir ki Yahudinin Filistin'i devlet yapma arzusuna karşı Bush'un bir cevap. Bunu öğrendiler. Ama bunu bize Yahudi yaptı diyemediler. Hala da diyemezler. Çünkü husumeti aleniyete dökerse basın Yahudinin elinde. Sendika Yahudinin elinde. Bankalar Yahudinin elinde. Bunun mukabili çok ağır bir darbe olur. Bunu ifşa edemediler. Ama öğrendiler ki bunu Yahudi yaptı. Filistin'in devlet yapma işinden suslu soldular. Kapattılar. Kapattılar. Ve Bush'un başına Irak belasını açtılar. Afganistan belasını açtılar. Bunlar da hepsinde Yahudinin parmağı var. Vakit kalmadı maalesef. Anlatamıyorum. Hepsinde Yahudinin parmağı var. Ama bu parti itibar kaybetti. Nihayet birinci devre oğlu derken bunların reyi Irak'ta, Afganistan'da olan işlerle %25'e indi. Bunları biz hizaya getirdik. Filistin'in dava devlet olma davasından vazgeçirttik. Öbür tarafta Yahudi aleyhtarlığı var. Reyi çıktı %75'e. Bu %75'i nasıl indiririz? Eğer o partide bir siyahi aday olursa, bu millet siyahi adaya rey vermez, gene cumhuriyetçiler kazanır diye Obama'yı destekleyip Demokrat Parti'de aday yaptılar. Maksatları Demokrat Parti'nin %75 olan reyini %50'nin altına, %25 olan Cumhuriyetçi Parti'nin reyini %50'nin üstüne çıkarmaktı. Başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar çünkü Amerika'da itibarları sarsıldı. Clinton'ın bu hareketinden sonra bir karar da aldılar. Bizim geleceğimiz Çin'dedir dediler. Nasıl geçen asırda İngiltere'yi kullandık, bu asırda Amerika'yı kullandıksa 21. asırda kullanacağımız devlet Çin'dir. Çin gövdesi büyük, beyni küçük bir manda gibidir. Onu istediğimiz gibi kullanırız. O bu işleri öğrenene kadar biz onunla dünyaya çok kazık atarız. Sermayelerini Çin'e nakletmeye başladılar. Yalnız Lehman biraderlerin Çin'e naklettikleri servet basında mevzu bahis oldu. 400 milyar dolar. Trilyonlar Çin'e gitti. Hala gidiyor. Almanya'dan gidiyor. Alman diye gidiyor, Yahudidir. Fransa'dan gidiyor. Fransız diye gidiyor, Yahudidir. Çin'de aman sanayide kalkınayım, gelin yatırım yapın diye onlara yalvarıyor. Aynen
Truva'nın tahta atı gibi. Fransız diye geliyor Yahudi, İngiliz diye geliyor Yahudi, Alman diye geliyor Yahudi, Amerikalı diye geliyor Yahudi. Çin'de Yahudi nüfuzunu yerleştiriyor. Ama Amerika'dan getirdiği için orası da zayıf düştü. Zayıf düştüğünün ispatı birinci hamlede Obama'nın reylerinin %50'nin altına düşmesini sağlayamadı. %52'ye kadar düşürebildi. 75'ten adam seçildi. Bu sefer alenen ona cephe aldı. Demokrat Parti tuttuğunu ortaya koydu. Buna rağmen gene başarılı olamadı. Bu ne demek? İki gösterge var. Birisi Türkiye Başbakanı Van Münüt sözünden bu yana Yahudi etmedik hakaret bırakmıyor. Hala iktidarda. Bu 10 sene evvel, 20 sene evvel düşünülemezdi. Suikastle gider, ihtilalle gider, gider oğlu gider. Yahudi aleyhine bir söz söyleyeceksin. Amerika'dan vize alırken kadın yemin ettiriyordu. Antisyonist faaliyetlere karışmayacağım diye. Vize verirken yemin ettiriyordu vatandaşı. Buradan bu noktaya geldi. Birincisi, Türkiye Başbakanı'nın ayakta kalması var ya, Yahudi dişleri sökülmeye başlayan bir sırtlan. Eskisi gibi kesmiyor. İkincisi bu Obama'nın seçimi bunu mutlak olarak ortaya koydu ki Amerika'da eski güçleri kalmadı. Amerika'dan Çin'e kaçan güç, Amerika'daki hakimiyetin aleyhine, Çin'de de daha varlık gösterecek bir duruma yükselmedi. O da zamana muhtaç. Ha, o zaman Filistin'e niye saldırdı? Filistin'e Obama'yı test etmek için saldırdı. Birinci sebep budu. Obama diyebilecek mi ki İsrail bu işte haksızdır, durup dururken saldırdı veya şu entübüften bahane için saldırdı? Obama diyemedi fukara. Çünkü hala banka elinde, basın elinde. Obama, İsrail kendini müdafaa ediyor, her devlet bunu eder vesaire dedi ama arkadan da hariciye vekilini gönderdi, ateşkesi o sağladı. Yani biz dünyaya karşı böyle söyledik ama bu yaptığın işten memnun değiliz. Kulağa söylenen başka, mikrofona söylenen başkadır. Ateşkesi Clinton sağladı. Ne oldu? Yahudi Amerika'dan eski desteği bulamaz. Onun için ben size söylüyorum, bak söyledi dersiniz. Çok yakın bir zamanda bir daha tecavüz etmez. Epey aradan sonra bir nizamlama, bir planlama yaptıktan sonra Amerika'nın bir işle başı dertte olduğu zamanı kollayarak vesaire yapar. Bu Obama'yı test etmekti. Obama cephe alamadı. Alenen alamadı ama kulağına ne söylettiyse ateşkesten ateşkesi kabul etti. Burada size vakit kalmadı. Şu kadarını söyleyeyim ki Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, olabilirse İran arasında İsrail aleyhine bir ittifak doğuyor. Bir ittifak doğuyor. Türkiye bugün yalnız kalmış gibidir ama Yahudilerin amal siyasiyesine karşı, bu Filistin'de yapılanlara karşı lakayt kalan Arap liderleri kendi ülkelerinde itibar kaybediyorlar. Ya Türkiye Başbakanı geliyor bu kadar şiddetli Yahudi aleyhine konuşuyor, Suud Kralı sen ağzını açmıyorsun, halk homurdanıyor. Halkın hissiyatına taviz vermek için göstermelik de olsa bu bir ittifaka müncer olacak. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek, Yahudi rahat durmayacak. Arz-ı mevud bugünkü arazinin 50 katı dedim size. Merhale merhale başka işler yapacak. Ve sonunda bütün dünya Yahudi'ye karşı birleşecek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vaadi gerçekleşecek. Öyle bir Melhame-i Kübra olacak ki
Yahudi hangi taşın arkasına saklansa taş dile gelerek ey Müslüman burada bir Yahudi var gel öldür diyecek. Hadisat oraya doğru gidecek. Bu gidişi ispat eden başka deliller de var ama söylemeye zaman kafi gelmiyor. Bizim niyetimiz öğlen ikindi namazı arasında. Günler çok kısaldığı için maalesef birkaç suale cevap verelim dedik. Kısa kısa birkaç sual daha sorarsan ikindinin iki vakti vardır. Asr-ı evvel, asr-ı sani. Asr-ı sani de kılarsınız. Bu kadar yol tepin de burada bir saat ondan sonrası yok. Hoşuma gitmiyor. Evet. Hazır bununla alakalı zannediyorum bir yanlış anlaşılmayla bir sual var. Ona da bir izahat getirmiş olsunuz. Evet. Diyor ki bir konuşmanızda İsrail 2014 yılına çıkamayacak demiştiniz. Ve buna da sebep olan Amerika ve Türkiye olacak diye bir yorum yapmıştınız. Hayır benim böyle bir sözüm yok. O yanlış anlamış. Ben tarih kastederek o da çok umumi iki devlet hakkında konuştum. Almanya'daki bantlarımda vardır. Rusya 2000 yılını göremez dedim. Komünizm yıkılacak, Rusya dağılacak. Bunu hani dağılma yaklaştı, alametler belirdi o zaman da değil. 1970 senesinde Rus hariciye vekili Türkiye'ye geldi. Podgorny. Tercüman gazetesi bana bir yazı ısmarladı. Türkiye, Rusya'nın Türk-Rus münasebetlerinin geleceği. Ben de yazdım ki Yahudi problemine bağlı olarak Rusya yıkılacak 2000 yılını göremez. Tercüman bu yazıyı neşretmedi. O zamanki yazı işleri müdüründen yazıyı harple geri aldım. Bizim gazetede Yahudi aleyhine bir yazı yazılamaz dedi. Sonra öğrendim ki o adam Sabataist, Yahudi. Halen yaşıyor, söylemeyeyim adını. Bir dava da oradan başımıza çıkıyor. Sonra ben o sene Moskov Mezalimini yazıyordum. O kitabın sonuna bunu koydum. İsteyenler görebilir. Bu 71'de söylediğim sözdür. 2000 yılını göremez. Rusya yıkılacak. 89'da yıkıldı. Ama ben 89'dan evvel, 80 ihtilalinden sonra yurt dışına çıktığımda Hanover'de bir konferansta böyle değil. Binlerce insanın olduğu bir konferansta aynı sözleri söyledim. Türkiye dönmeden az evvel 90 veya 91 yılında tesadüf aynı salonda bir konuşma daha yapıyordum. Dedim ki Amerika çok yaşayamaz. 2020 yılında yıkılması başlar. Oradan öteye geçemez. 2020 yılında. Oradan biraz kalktı. Ulan sen gayip bilici misin dedi. Ha bu salonda ben hatırlıyorum Rusya yıkılacak demiştin. Aha yıkıldı. Bu da kehanet gibi bir şeydir dedi. Dedim ki hayır keskin zeka, keskin zeka. İşte benim sözüm Rusya hakkında 2000 yılını göremez şeklinde. Amerika hakkında da 2024'te, 20'de başlamak üzere yıkılma ve tiresi başlayacak. Yahudi servetini Amerika'dan Çin'e taşıdığı an eyaletler arası kavga çıkaracak. Bunu ben Filistin kitabına da yazdım. Yani 2002'de kitaba da yazdım. Ben çok vergi ödüyorum, az hizmet alıyorum gibi kavgalar başlatarak Amerika'yı 3'e veya 5'e bölecek Yahudi. Onu süper güçlükten çıkarıp yerine Çin'i oturtacak. Yahudi kısa vadeli plan yapmaz. Uzun vadeli plan yapar. Başka bir sual? Kısa bir şey. Bir televizyon programında mı, bir konferansta mı bahsettiğiniz bir kitapla alakalı sual var. Diyor ki bu kitapta Abdülhamit zamanında bir Fransız tarafından yazılmış.
bu Fransız masonlukta 33 dereceye kadar çıkmış ve daha sonra onların menfi maksatlarını anlayınca onlara sırt dönmüş. Bu kitabı tercüme edenler de öldürülmüş. Hatta basamaklarının sahibi de öldürülmüş. Bu kitapla alakalı malumat soruyor. O kitap Leon Taksin'in kitabıdır. Kitabın aslı budur. Kitap Fransızcadır. Sen kameran gösterirse. Kitap Fransızcadır. Leon Taksin, Türkiye'de masonluk aleyhine yazı yazanların en büyük istifade ettikleri kitap budur. Bu kitap 800 sayfadır. Gayet de ince yazılı. Bu kitabın Abdülhamit zamanında basılmış bir Osmanlıcası vardır. Kısaltılarak basılmıştır. Osmanlıcasının kapağı da budur. Farmasonlar. Bulunması zor bir kitaptır. Biz bu Osmanlıcasını sadeleştirerek masonların esrarı adıyla bastırdık. Söylediği doğrudur. Bunu Abdülhamit zamanında tercüme eden adamlar öldürülmüştür. Osmanlıcasında mütercim olarak iki isim görülür. Birisi Elif Mim, biri de Mim Re. Yani adamcağızlar isimlerini yazmamışlar. Harf koymuşlar. Bu harf koymalarına rağmen bu adamlar bulunmuş, öldürülmüştür. Daha başka bir şey size söyleyeyim. Rızan Ziyanur'un iddiasına göre bu kitabın Osmanlıcasını meşhur Filibeli Ahmet Hilmi Efendi matbaasında basmış. Ziya Nur'un iddiasına göre neye dayandırıyor bilmiyorum. Öldü sorma şansımız da yok. Arkadaşımızdır. Allah rahmet eylesin. Rahmetle yadına vesile olalım. Güzel bir insandı. Filibeli Ahmet Hilmi Efendi de bu kitabı bastığı için öldürülmüştür. Ziya Nur'a göre. Ama bizim millet böyle işlere sağırlaştı. Aha biz kitabı çıkaralı. Seneyi geçti herhalde. Kimsenin haberi yoktur. Haber olması için kitapta bir sansasyon olacak. Ya bunu okuyan bir adam 40 kişiye tavsiye etmesi lazım. Okuyan yok ki tavsiye etsin. Evet. Üstadım bir başka suale geçeyim mi? Evet bir sual daha sor. Türkiye'deki yeraltı kaynaklarının 100 sene kadar bir müddetle kullanılmamasıyla alakalı gerek Lozan veya gerek başka bir yerde böyle bir tahdit, böyle bir mani var mı? Hayır. Lozan'ı ben hem zabıtları satır satır okumuş bir adam hem de muadeyi adım gibi bilirim. Böyle bir şey yoktu. Bu uydurma. Lozan hakkında da işte gizli anlaşma var, bilmem ne var falan. Böyle bir şey yok. Evet, gizli konuşmalar var. Mesela Lozan'ın inkıtağa uğrama sebebi Mustafa Kemal Türkiye'de hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yapmasıdır. İsmet Paşa da ona paralel olarak Lozan'da Mazlum Sandırt gazetesinin muhabiri Abdülkayyum Bey'e Türkiye'de hilafet masumdur, mahfuzdur, Türkler İslamiyet'in koludur, kılıcıdır, gerekirse kanını dökmeye amadedir tarzında beyanat verince Lord Curzon çağırdı. Hayim lavumu ona söyle. Hilafeti yıkmazsanız sulh olmayacak. O da ben buna karar veremem. Mustafa Kemal verir deyince. Lord Curzon 4 gün bekledi gitti. Bir daha da gelmedi. Nicholson geldi ikinci devreye. Mustafa Kemal Paşa da İzmir Kongresi'ne gitmişti. Çok bunun tafsilatı var da kısa size söyleyeyim. Hayim Naum Efendi İsmet Paşa'dan evvel İzmir'e geldi. Mustafa Kemal Ankara'dan İzmir'e kadar her yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yaptı. Gazi Paşa İzmir yollarında diye resmi yayındır. Matbuat İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yayınlanmıştır ki bu müdüriyet sonra Turizm Bakanlığı'na inkılap etmiştir. Devlet yayınıdır. Her yerde hilafeti göklere çıkardı. Hayim Naum gelip de bu haberi İzmir'de kendisine verince İzmir İktisat Kongresi'ne çıktı. Tam aksine hilafeti de, halifeleri de, padişahları da batıran, söven,
milletine serseri diyen bir konuşma yaptı. Riyaseti Kazım Karabekir'e bıraktırıyorum dedi. İsmet Paşa'nın trenini Eskişehir'de beklettiler. Daha orada İngilizlere teslim bayrağını çekmek için başkumandanlık kanunu dolayısıyla meclisin bütün selahiyetlerinin hepsini almıştır. Meclisi asker kordonunu alarak o kanuna istinaden askeri terhis etti. Dört kura bıraktı, asker yorgundur, terhis. Orada şifaen. Şifaen söz kanun, hiçbir padişahta böyle değildir. Şeyhülislam'dan fetva gelmeden padişahın emri yürümez. Fevkalade işlerde yürümez. Mustafa Kemal İzmir'de askeri terhis etti. Şeye geldi, Eskişehir'e geldi. İsmet Paşa'dan öğrendi ki hilafet meselesinden konferans dağıldı. Aman bunu mecliste söyleme dedi. Gizli celse yaptılar. Musul meselesinden inkıta oldu diye konuştular. Gizli celse zabıtlar ortada. Tafsilatıyla budur konuştular. Gizli celseden sonra Konya'ya bir seyahat tertip etti. Konya'da dedi ki bu muhalifler azıttılar. Biz Musul'u vermeyiz. Gerekirse İngilizlerle harp ederiz diyorlar. Ben de onlara dedim ki hayır, ordumuz yorgundur. Harp edemeyiz. Gerekirse Musul'u vereceğiz. Sulh olacak. İngilizler dedi ki ne oluyor? Dedi ki siz bizden hilafeti yıkmamızı istiyorsunuz da bu meclisin yarısı hoca, bunlar hilafeti yıkmaz. Siz bizi usulü dairesinde çağırın, muahedeyi imzalayın. Bekleyin, biz hilafeti yıkmadıkça tasdik etmezsiniz, o da sev gibi olur. Onun üzerine tekrar davet ettiler. Kısa bir zamanda muahede imzalandı. İkinci devre muahede devam ederken Topal Osman Ali Şükrü'yü boğdurdu. Ali Şükrü vakası, cesedi Çankaya'nın bahçesinde çıkınca, Topal Osman'a da son gittiği anlaşılınca kargaşa çıktı. Uzatmayalım. Netice itibariyle Mustafa Kemal bu kargaşadan istifa ederek, orada bir darbe midir diye bir sual var. Onda bunu tafsilatıyla anlatırım gelecek hafta. Meclisi feshetti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu. Meclisi fesih selahiyetini Anadolu Vermele Müdafaa Hukuk Grubu'na aldı. Hocaları vaaza göndererek, askere vaaz etmeye göndererek vesaire hazırladı. Netice itibariyle meclisi feshetti. İkinci meclis tek parti, tek seçici, sekreterya gibi teşekkül etti. 4 Mart 1924'te hilafet yıkıldı. İngiliz meclis zabıtlarının fotokopileri benim elimde. 6 Mart 1924'te, yani Lozan Muadesi'ne imza attıkları tarihi takip eden 7,5 ay sonra İngilizler Lozan'ı tasdik etti. Hilafeti yıkmasa tasdik etmeyecekti. O da sevr gibi bir proje olarak kalacaktı. Veled dalinamin. Bu işlerin çok uzun tafsilatı var. Zaman bize hiçbir zaman kafi gelmiyor. Allah sıhhat ömür verir de inşallah söylenecek sözleri eksik bırakmadan ruhumuzu Allah'a teslim etmeyiz inşallah. Söyle. Üstadım, bir kırmızı hat anlaşmasından bahsediyorum. Madenlerle alakalı falan, bu petrolle alakalı. Bak, bu şimdi çok soraya kaldı. Chester projesi diye bir proje vardı. Ben onu bir derse anlatayım size. Bu madenlerle ilgili Chester projesi. Tren yolu yapacak Amerikalı. Tren yolunun 100 kilometre sağındaki solundaki madenleri arama hakkı elde edecek. Bunu anlatırım ben size sonra. Evet, Cenab-ı Rabbil Alemin hak ve hakikat namına bir şey öğrenmek arzusuyla buraya gelmek için kat ettiğiniz her metre mesafe mukabilinde size birer Hacı Ekber sevabı ihsan ve ikram eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin şu niyetinizle burada harcadığınız mesai mukabilinde huzur-u ilahiyesinde beraati size nasip eylesin. Amin. Aynı şekilde ekranları başında hak ve hakikat namına bir şey öğrenmek arzusuyla bekleşen insanları ve bizi dinleyen insanları da Cenab-ı Hak cennetiyle ve nimetlerin en büyüğü olan cemaliyle ikram etsin. Amin. İnamı ihsan etsin. Allahu Azimüşşan İslam'ın galebesini Ankara'yı bu zaman bizim milletimizde de cümle ümmeti Muhammed'e de görmeyi nasip eylesin. Amin. Bizleri de o mesut hadiseyi gerçekleştirenlerden addeylesin. Amin. Ecdadımıza rahmet eylesin. Amin.
bu din-i mübinin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden hissenizi ziyade eylesin. Lillahi'l-Fatiha.